Merhabalar, bu videomuzda bir notebook'un ekrandaki görüntüyü başka bir notebook'un ekranına nasıl paylaşabileceğimiz, yani onu projektör gibi nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle her iki notebook da aynı Wi-Fi'de olması lazım. Aynı Wi-Fi'ye bağladık. Burada Wi-Fi görüldüğü gibi Tat.com. Burada da Tat.com. Şimdi görüntüyü aktaracağımız notebook'ta bazı ayarlar yapmamız lazım. Onun için öncelikle baştan ayarlara giriyorum ve burada sisteme giriyorum. Bu bilgisayarda göster bölümüne geliyorum. Burada isteğe bağlı özelliklere girip özellik ekleye tıklayıp kablosuz yazıyorum. Kablosuz ekranı eklememiz gerekiyor. Tıkladım ve yükle. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Evet, şu an görüldüğü gibi kablosuz ekran yüklendi. Şimdi tekrar geriye geliyorum. Görüldüğü gibi bu kısım açıldı. Bazı Windows ve Android cihazları bu bilgisayara yansıtma yapabilir. Her yerde kullanılabilir diyeyim. Bu bilgisayara yansıtmak için izin iste. Her bağlantı istendiğinde ve yalnızca ilk seferinde izin istesin. Eşleştirme için pin iste. Burada şifre koymak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Ben şifre koymak istemiyorum. Burada da bu bilgisayar yalnızca bir güç kaynağına takılı olduğunda projeksiyon için kullanılabilir. Şu an güç kaynağına bağlı değilim, o yüzden bu özelliği de kapatıyorum. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra diğer bilgisayara geliyorum. Diğer bilgisayarda Windows ve P tuşlarına basarak yansıtma bölümüne geliyorum. Buradan daha fazla eklen ayarına geliyorum. Birçok ekrana geliyorum. Ve buradan da kablosuz bir ekrana bağlana tıklıyorum. Şimdi görüldüğü gibi burada benim diğer bilgisayarımı hemen gördü. Desktop. Onu seçtim. Ve şu an ona bağlanılıyor. Burada bağlanma durumunda bir ilk kez bağlandığı için bu uyarı geldi. Tamama tıkladım. Şu an yansıtmak üzere diyor. Evet, şu an buradaki ekran diğer ekrana yansıtılmış oldu. Yansıtma özelliklerini değiştirebiliriz. Windows ve P tuşlarına basarak burada o uzatma işlemi de yapabiliriz. Şu an yinele, yani aynı ekranı görüyoruz. Uzatma ekranı yapabiliriz. Yani ikinci ekranımız gibi oldu. Mesela bir internet sayfası açalım ve onu yan tarafa doğru kaydıralım. Orada bir şey izlerken burada da kendi işlemimizi yapalım. Yan tarafa taşıyorum şu an. Evet, görüldüğü gibi bir ekranda bilgisayar hane kanalından video izlerken diğer ekranda da çalışma işlemine devam edebilirsiniz. İşleminiz bitti diyelim. Bunu geri alalım buraya. Geri aldık. Başka bir işlem, mesela bir Word dosyasından bir şey çalışacaksınız. Word dosyasını diğer tarafa aktarıp burada bu şekilde çalışabilirsiniz. İşte bu kadar. Bu videomuzda bir notebook'un ekrandaki bir görüntüyü başka bir notebook'un ekranına nasıl aktarabileceğimizi öğrendik. Ve hiçbir program kullanmadan Windows'un temel özellikleriyle yaptık. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.